Uygarlıklara başlıyoruz arkadaşlar. İlk sırada Mezopotamya var. Nedir Mezopotamya? Neresi? Nerede? Nerede? Kim gitmiş oraya? Ne varmış? Oo, ne yokmuş ki? Ne güzel tabelalar varmış. Evet. Şimdi Mezopotamya yazının bulunduğu bölge. Dolayısıyla da insanların birbirleriyle iletişimini sağlayacak en önemli kalıcı belgelerin olduğu bölge aralığı oluyor ve uygarlıkların birbirine dedikodu yaptığı aslında. Yazılı dedikodu yaptığı yer oluyor. Tabii yazılı dedikodu derken şimdiki gibi bilgisayar, internet, işte sosyal medya falan olmadığı için insanlar... Chat var ama sen bir tweet atıyorsun 10 gün sonra sana geri geliyor. Öyle değerlendirin yani. Bayağı bir kuşlar falan işte. Onlar getiriyor. Tabii bunu nasıl yapacaklar internet falan olmadığına göre? Göç yoluyla, savaş yoluyla, ticaret yoluyla yapacaklar. Yani birbirleriyle bilgi alışverişini sağlayacak nedenler ortaya çıktı. Mesela ben ticaret yapmaya işte Mezopotamya'da aşağı taraflara indim. Ne tarafa? Hatta Ege tarafına geldim diyelim. Yazıyı keşfetmişim zaten. Anadolu'ya geldim. Geldim Ege tarafına kadar indim. Orada hani şeyden atalım, donanmalarımız vardı ya bizim böyle. Oralara gidelim biraz bilgi götürelim diye. Oraya gelip kendi ülkesine ya bak biz burada yazı diye bir şey bulduk. Böyle böyle yapıyoruz. Bak gördünüz mü? Aa onlar da alıp oradan yazıyı kopuyor. Sonra Ege tarafına gittiğinde atıyorum bir şeyler öğreniyor. Tarım öğreniyor. Gelip Mezopotamya'ya geri. Ya şurada da şöyle yuvarlak kırmızı bir şey ekiyorlar çekirdeğini. Kendisi çıkıyor domates. Bu tarz ticaretler, savaşlar hep bilgi aktarımına sebep oluyor. Aynen öyle. Direkt olarak etkileşim çünkü. O zaman bizden daha sosyallermiş adamlar. Biz medya üzerinden sosyalleşirken onlar direkt yani savaşta bile sosyalleşiyorlar. Öyle değerlendirmek lazım. Esir düşenlerle falan evet. Ya ama bizden daha sosyal bilemedim. Bizden daha sosyal derken bizim sosyalliğimiz genellikle doğru. Başka insanlarla görüşmek ama şunu söylüyorum. Bireysel mesela, bir sosyallik var galiba şu an. Şu anda bireysel bir sosyallik ve herkesin bir kendi iç dünyası var. Ama o zaman her akşam bir arada yemek yiyorlar. Yani okuduğum kitapta en azından şu anda takip ettiğim kitaplar. Tabii elektrik yok. Elektrik yok, şey yok. Sürekli olarak bir arada var. O bir araya gelişlerinde sürekli olarak birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. Etrafında gerçekleşen olayları anlatıyorlar. Dolayısıyla eskiden edinilen bilgi daha güçlü, daha kalıcı belki de. Ama şu anda sürekli bir bilgi ediniyoruz ama kalıcı değil, güçlü değil ve çok çabuk unutuyoruz. Uçuyor gidiyor maalesef. Evet. Ama üstüne de yenileri ekleniyor kalanların. O da bir avantaj. Şimdi ilk çağ uygarlıklarında insanlar sadece Mezopotamya'da yaşamıyor. Biz şimdi Mezopotamya'dan başladık ama mesela şurada işte Mısırlıları, Romalıları ya da işte dünyanın herhangi bir bölgesinde bilinen kadarıyla kıtalarda hepsini göreceğiz biz. Dolayısıyla bu kültürler arası etkileşim dediğimiz bu işte ticaret, savaş, göç yöntemleri bu bölgelerin hepsi için geçerli. O yüzden mesela burada çizilmiş bir tapınak var. Bu tapınağın başka başka ülkelerde benzerlerinin yapıldığını görüyoruz. İşte Pantheon tapınağına benzer bir sürü tapınak var. Ya da işte bir tren rayının ya da bir trenin çok daha sonraları biz bir sürü ülkede hatta şu anda neredeyse her ülkede yapıldığını görüyoruz. Yani bunlar birbirini aynı anda kullanmalarına sebep olmasalar da uzun sürede birbirini etkileyip öğrenmelerini sağlayan etkileşimler yaratıyorlar. Şimdi nasıl yerleşecekler? Mezopotamya'da ya da Anadolu'da, Mısır'da, İran'da, Çin'de hani nereden bahsedersek bahsedelim su kenarında yerleşerek büyük uygarlıklar kuracaklar. Ha, su kenarında yerleşmeyen uygarlık kuramıyor mu? Devlet kurabiliyor ama uygarlık kurmak derken şunu kastediyoruz. Gelişmiş ve başkasını etki edebilen yani hem kendini geliştirebilen hem başka toplulukları geliştirebilen diğer topluluklardan daha ileri olan uygarlıklar. Dolayısıyla da bunun sağlanabilmesi için önce en temel ihtiyaçlarının sağlanması lazım. En temel ihtiyaçları da su olduğundan dolayı genellikle su kenarlarındaki devletler daha ileri uygarlıklar haline gelmiş. İşte Anadolu, Mezopotamya, Mısır, İran, Çin, Hindistan hep su kenarında bir nehir, bir göl kıyısında olduğu için ilerlemişler. Mezopotamya'da hangi uygarlıklar ortaya çıkmış? Sümer, Akat, Elam, Babil, Asur devletleri ya da uygarlıkları ortaya çıkmış. Hepsini tek tek göreceğiz zaten. Anadolu'da Hitit, Frigya, İyon, Lidya ve Urartu devletleri ortaya çıkmış. Şimdi bunlardan başka sadece Anadolu, Mezopotamya, Mısır bunlar da yok. Orta Asya var, Çin var. Bunların hep
bozkırlar hariç tarıma elverişli bölgeler olduğunu sudan dolayı biliyoruz. Dolayısıyla da uygarlıkların gelişmesine ortam hazırlıyor. Yani iklim ve çevre koşulları. Peki. Peki Mezopotamya neresi demiştiniz? Hemen i̇ki sorunuza nehir. Cevap. Hangi iki nehir arası? Dicle. Fırat ve Dicle nehirleri. Şimdi nehirlerin arası çok coğrafyada görüyorlardır öğrenciler. Verimli arazilerdir. Hı hı. Çünkü nehir arası bölgelerde taşınabilen işte alüvyonlarla falan o toprağın mineralleri daha fazladır. Dolayısıyla da orada ne eksen yetişir yani. Hı hı. Hatta şey derler böyle İtalya'da Toskana falan vadisi vardır işte. O vadide nereden baksanız cep telefonu eksen o kadar verimlidir ki toprak cep telefonu çıkar yani. O yüzden hani Fırat ve Dicle içinde o dönemin cep telefonu ekseniz çıkacak topraklarına sahip toprakları diyebiliriz. İşte bu topraklarda yaşayan Sümerler, Babiller, Asurlar yani daha sonraki dönemlerde hep birbirleriyle savaştıkları için birbirlerinin topraklarına sahip olacak büyük uygarlıklar yaşamış ve her ihtiyaçlarını karşılamışlar. Peki kelime anlamı olarak Mezopotamya neyi temsil ediyor? İki nehir arasındaki ülke demek. Yani bir devletin adı değil. Mezopotamya derken bir devleti kastetmiyoruz. Bir bölgeyi kastediyoruz. Anadolu deyince de bir ülkeyi kastetmemek gibi. İkinci paleolitik çağdan sonraki neydi? Mezolitik. Mezolitik. Mezo, arası o zaman. Buradaki de oradan geliyor. Orta, arası evet, orta. Orta. Bravo. Evet. Süper. Dolayısıyla mezo arası, potam. Evet. Mezo. Potada, zaten ülke, nehir demeyelim. Potada, nehir. İki nehir.